Sinan Oğan CNN International'la konuşmuş. Çeviri hatalı değilse seçmenimiz biz kimi desteklersek ona verir diyor. Bu seçmeni koyun yerine koymak. Siz düşünemezsiniz ben düşünürüm neyi gösterirsem oraya oy vereceksiniz demek. Bilinçli yurttaş kavramını yerle bir edip kul gibi hissettirmek. Reddedin böyle bir anlayışı. Benliğinizi kimseye teslim etmeyin. Özgürlüğünüze pranga vurdurmayın. Kimsenin kararınıza ipotek koymasına izin vermeyin. Biz yurttaşız, mal değil. 28 Mayıs'ta canınız kimi istiyorsa ya da eliniz kime gidiyorsa ona oyunuzu verin. Erdoğan veya Kılıçdaroğlu önemli değil. Ya da sandığa gitmek istemiyorsanız gitmeyin. Bir not daha ben de Atatürkçüyüm. Peki neden size oy vermedim? Çünkü değişim istiyorum ve zorlayacak en yakın adaya verdim. Bu siz olsaydınız size verirdim. İnsanlar öz iradelerini İçinde siyasi ikbalde olan düşüncelerle karışmayın. Fatih Bey. Şu linç kültüründen ne zaman vazgeçeceksiniz? Bizim sizinle bir hukukumuz var ve istediğiniz zaman haberi doğrulatmak için bana ulaşabileceğinizi biliyorsunuz ama siz her defasında bizi yargısız infaz etmeyi tercih ediyorsunuz. Bizim burada söylediğimiz çok nettir. Biz ata ittifakı bileşenleriyle görüşeceğiz. İmza verenlerle görüşeceğiz. Bizim tabanımızla görüşüp ortak karar vereceğiz. Dolayısıyla da alacağımız karar hepimizin ortak kararı olacağı için destekleyeceğimiz tarafı hep beraber destekleyeceğiz diyorum. Burada anlamadığınız ne var? Eğer bu yazdıklarımdan hala bir şey anlamadıysanız lütfen arayın tekrar ve bu defa sözlü olarak izah edeyim. Seçimin son düzlüğünde organize bir saldırı ve linç girişiminin bir parçası da sizdiniz. Elinize ne geçti? Ben eğer çekilmiş olsaydım bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını çoktan yapmıştı. Siz ve sizin gibiler karşısındakileri dinlemeden, anlamak için çaba sarf etmeden ikinci turda sizin desteklediğiniz adaya oy verme ihtimali olanları iri etmekten de vazgeçin, daha önce yaptınız ve sonucunu gördünüz.